NTV Spor ekranlarından herkese merhaba. Basketbol Havası'nın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Banvit forması taşıyan genç yıldız Furkan Korkmaz. Furkan geride kalan yıl NBA draftında 26. sıradan seçilmişti. Kendisiyle olan sohbetimize başlamadan önce haftanın en havalılarına bakıyoruz. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın en havalı hareketi Murat Beyuşak Sportif karşısında arka arkaya iki hücumda yaptığı iki nefis blokla potasını sayıya kapatan Ekpe Yudoh'tan geldi. Yudka Toto'ya doğru gidiyor, blok geldi Ekpe Yudoh'tan. İbekve potaya itti, bir blok daha geliyor Ekpe Yudoh'tan. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en havalı performansı Pınar Karşıyaka'yı Banvit karşısında galibiyete taşıyan Jacobin Brown'dan geldi. Amerikalı guard tam 29 sayı kaydettiği maçta 6'da asist üretti. Bir üçlük daha kullanıyor. Bu da isabetli, inanılmaz. İnanılmaz 5 üçlük geldi. Harika bir basketbol oynuyor bugün. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en havalı takımı, üstünlüğün tam 21 defa el değiştirdiği çekişmeli maçta Banvit'e deplasmanda tam 109 sayı atan Pınar Karşıyaka oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en havalı kadrosu şöyle şekillendi. Jacobin Brown, Pınar Karşıyaka, Bruno Fittipaldo, Galatasaray Odeabank, Semi Mehia, Tofaş, Anthony Bennett, Fenerbahçe, Kenny Kadji, Trabzonspor Medical Park. Basketbol Havası'nda sıra Furkan Korkmaz'a geldi. Furkan Banvit formasıyla sahada kendini iyiden iyiye gösterirken biz de onu daha yakından tanımak için Bandırma'ya gittik. Karşınızda Furkan Korkmaz. Sevgili Furkan Korkmaz, Basketbol Havası'na hoş geldin. Siz de Bandırma'ya hoş geldiniz. Bandırma'ya geldiğimizden beri güzel enerjinle bizi karşıladın. İzleyicilerimize de geçecektir bu enerjin. Çok güzel bir sohbet bizi bekliyor, buna eminim. Ben de öyle olmasını umuyorum. Şimdi seninle birazcık çocukluk yıllarına gideceğim. Çok da fazla gitmeme gerek kalmayacak aslında. Çok da genç bir oyuncusun ama konuşacak çok şeyimiz var. Çocuk yaşlarından itibaren senden çok büyük bir beklenti vardı. Türk basketbolunun en önemli oyuncularından biri olacağını düşünen önemli bir kitleden bahsediyorum. Bu hiç üzerinde baskı yarattı mı? Şöyle açıklayayım. Tabii ki üstümde bir baskı oluşturuyor ama bu baskıdan daha çok sorumluluk hissi uyandırıyor bende. Aslında bu ne zaman başladı bende diye soracak olursanız 16 yaşında Efes'e transfer olmamla başladı. Çünkü Efes'e transfer olduktan sonra artık bazı şeylerin ciddileştiğini, profesyonelleştiğini görmeye başladım. Bu da Efes çatısı altında gerçekleştiği için belki de ayrı bir şanslıyım. Çünkü A takımı orada çıktım. O süreci Efes'le yaşadım. Şu anda Banvit'teyim. Banvit forması giyiyorum. Bunun için de ayrı bir heyecan duyuyorum tabii ki ama dediğiniz gibi Türk halkının beklentisi var. İşte milli takım oyuncusuyum. Sonuçta ileride çok büyük başarılara imza atmak için çalışıyorum. Hem kendi adım hem ülkem adına. Bu yüzden sürekli bu sorumluluğu nasıl aşarım, bu baskıyı nasıl aşarım onun üstünde duruyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum sürekli. Günden güne de bu konuda geliştirdiğimi düşünüyorum kendime. 16 yaşındaki halimle şu andaki halim bence kesinlikle aynı değil. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda o konuda iyi yolda olduğumu düşünüyorum. Aslında sadece senden değil, senin jenerasyonundan da büyük bir beklenti var. Altyapı milli takımlarında beraber büyüdüğün kendi jenerasyonunu nasıl yorumlarsın? Kesinlikle orada çok güzel arkadaşlıklarım var. En basit örnek şu anda Tolga ile beraber oynuyorum. Hı hı. O da sizin de bildiğiniz gibi 6. jenerasyonun bir parçası. Evet. Onunla beraber oynamak benim için çok keyifli. Jenerasyon olarak insanların bahsettiği gibi aslında adlandırdığı gibi gerçekten 6. jenerasyonumuz var. Çok yetenekli oyuncular var, çok başarılı oyuncular var. Henüz kendini kanıtlayamamış oyuncular da var A takım seviyesinde ama ben zamanımız geldiği zaman çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Özellikle milli takımlar seviyesinde. Kulüplerde de bu olacaktır tabii ama bu birlik beraberlik milli takımlarda olacağı için
çok güzel günler bizi bekliyor diyebilirim. Peki seni en çok hangi dönem zorladı? Altyapı milli takımlarında forma giydiğin hangi seviye? Açıkçası U19'da çok üzücü bir anımız olmuştu yarı final maçında Hırvatistan'a karşı. O gerçekten benim hala içerlediğim bir olay. U19 seviyesi bence milli takımlardaki en zor seviyeydi bizim için ama en keyif aldığım U18'de Konya'da halkımızın önünde şampiyonluktu. Yani siz sorduğunuz zaman aklıma gelen ilk o oldu. Bütün taraftarın önünde full salona karşı şampiyonluk kazanmak milletimizin önünde, halkımızın önünde bizim için ayrı bir keyifti. Türk basketbolunda kendine örnek aldığın, kariyerim o isminki gibi şekillensin dediğin bir büyüğün var mı? Yani tabii ki burada birçok isim sayabilirim. Örneğin Mirsat abiyle çok yakınım. Mirsat abi gerçekten, tamam pozisyonlarımız farklı ama onun da çok büyük bir kariyeri var. Yine federasyon başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu, Hidayet abi çok önemli bir kariyere sahip. Mehmet Okur aynı şekilde emekli oldu gerçi ama o da hala basketbolun içinde. Yani bunlar çok büyük isimler ki yazın beraber oynadığım Ersen Ilyasova. Böyle daha birçok isim sayabilirim ama kendim olmak istiyorum, kendi tarzım olmak istiyorum, kendi tarzımı yaratmak istiyorum diyeyim. Kendi tarzım demişken bu tarzın öne çıkan özelliklerini duymak istesek senden. Aklıma ilk gelen herhalde üçlüklerim ve smaçlarım olur. Çünkü insanları da çok fazla eğlendirdiğimi düşünüyorum vurduğum smaçlarla veya attığım üçlüklerle. Gerçekten özellikle Bamit'e geldiğim günden beri de zaten küçük bir salon ama çok tatlı bir taraftar var. Neredeyse her maçı doldurmaya çalışıyorlar salona gelerek. Bizi destekleyerek. Onlar da burada böyle bu tarz bir Türk oyuncuya hasretler anladığım kadarıyla. Ben de onlarla beraber olduğum için bu salonda çok mutluyum. Sohbetimiz çok güzel akıyor ama kısa bir soru cevap kısmımız vardı. Senin evinde gerçekleştirmiştik onu. İzleyicilerimizle onu paylaşmak isterim şimdi. Tabii, izleyelim. Şimdi Aleyup kısmına gidiyoruz programımızın. Furkan Korkmaz'ın evine konuk oluyoruz ve ona kısa kısa sorular soruyoruz. Bakalım o ne cevaplar vermiş. Henüz kariyerinin çok başındasın ama beraber oynadığın en serin kanlı oyuncu kim? Thomas Örtel diyebilirim. Elinin en sıcak olduğu maç hangisiydi? Zor bir soru. Bir sürü böyle maçım oldu ama herhalde en yakın dönemdeki Aris maçını söyleyebilirim. Atmosferi en sıcak salon? Karşıyaka ve Bambit. Sence gelmiş geçmiş en büyük basketbolcu kim? Kesinlikle Michael Jordan. Hayranı olduğun futbolcu? Cristiano Ronaldo. Bir süper kahraman olsan gücün ne olsun isterdin? Uçabilmek isterdim herhalde. En sevdiğin şarkıcı kimdir? Tarkan. Çocukken en sevdiğin çizgi film hangisiydi? Tom ve Jerry'yi çok izliyordum ama onun dışında Ben 10'i de bayağı izliyordum. Sinemada en son hangi filme gittin? Çakallarla Dans 4'e gittim. En son okuduğun kitap hangisi? Phil Jackson'ın Kutsal Çemberler kitabı. En son satın aldığın eşya? Galiba yeni eve taşındığım için perde almıştım. En son berbere ne zaman gittin? Yanılmıyorsam bir hafta önce. Tekrar basketbola dönüyoruz ve milli takım formasından bahsederek sohbetimize devam etmek istiyorum ben. Daha doğrusu şöyle diyeyim, kendini bildim bileli yaz ayların milli takım formasıyla geçiyor. Öbür taraftan sezona dönelim. Sezonda zaten yoğunluk malum. Hayatının büyük bir bölümü de geride kalan böyle geçecek Furkan. Neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bunun seni mutlu eden yanları ya da bazen zorlayan yanları var mı bu temponun? Açıkçası bu durumdan çok şikayetçi değilim. Tabii ki bazen arkadaşlarımla beraber çok fazla zaman geçiremediğim için üzülüyorum. Ailemle çok fazla zaman geçiremediğim oluyor. Bazen kamplara gidiyoruz. Bir ay, bir buçuk ay hiçbir arkadaşımı göremiyorum. Bazen ailemle görüşemiyorum. Bunlar tabii ki biraz beni üzüyor ama sonuçta milli takım formasıyla beraber o kampta olmak çok ayrı bir gurur. Bu sonuçta bunu herkes elde edemiyor. Onun için de çok büyük şanslıyım. Çok büyük bir şansa sahibim. Bundan şikayetçi değilim. Çok da keyif alarak yapıyorum. Zaten basketbolu çok keyif alarak oynuyorum. Çok büyük bir tutkuyla oynuyorum. Dediğiniz gibi sezon içinde çok fazla zamanımız olmuyor. Yazın ben size şöyle söyleyeyim. Son 3-4 yazdır toplam 20-25 gün tatil yapmışımdır. Bunları da işte yaza bölersek yaz başına bir 7-8 günlük bir tatilim oluyor. Bu da ne kadar tabii yetiyor yetmiyor ayrı bir kısım ama kesinlikle dolu dolu geçirmeye çalışıyorum o dönemleri. Evet, şimdi programımıza seç birini bölümüyle devam edeceğiz. Onu da senin evinde çektik. Sana seçenekler sunduk ve onları eleye eleye bu seçenekler arasından seç birini bölümünün şampiyonuna gitmeni istedik. Gerçekten çok enteresan bir durum çıktı ortaya. Hep beraber senin evine gidelim, onu izleyelim istersen. Bir şey söyleyecek misin gitmeden? Uyarmak istediğin bir durum var mı yani izleyicilerimize? Aslında o sonuç nasıl oraya geldi benim de fikrim yok ama demek ki kalbimden geçen oymuş. Basketbol havasında seç birini bölümü için tekrar Furkan Korkmaz'ın evindeyiz. Bakalım seçenekler nelermiş ve şampiyon nasıl çıkmış ortaya?
Gosling mi, Bradley Cooper mı? Bradley Cooper, çünkü Hangover filmindeki rolünden dolayı beni çok etkilemişti. Gerçekten güzel mizahı var. Morgan Freeman mı, Jack Nicholson mı? Jack Nicholson, çünkü küçükken esprilerini çok yapıyordum. O yüzden aklımın bir köşesinde Jack Nicholson esprileri de var hala. Jennifer Lawrence mı, Emma Stone mu? Emma Stone, çünkü Spider-Man filminden dolayı bana çekici gelen bir özelliği var. Arnold Schwarzenegger mi, Sylvester Stallone mi? Arnold Schwarzenegger, çünkü bildiğiniz gibi Terminator. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Kenan İmirzalıoğlu mu? Kıvanç Tatlıtuğ, bildiğiniz gibi Aşk-ı Memnu. Haluk Bilginer mi, Çetin Tekindor mu? Çetin Tekindor, çünkü son zamanların fenomen dizisi içerideyim. Serenay Sarıkaya mı, Fahriye Evcen mi? Galiba Serenay Sarıkaya, çünkü Medcezir dizisi gönülleri fethetti. Cüneyt Arkın mı, Kadir İnanır mı? Cüneyt Arkın, çünkü aksiyon filmlerinin ustası. Seç birini bölümünde ikinci tur başlıyor. Bradley Cooper mı, Jack Nicholson mı? Bradley Cooper, çünkü benim jenerasyonuma, yaşıma daha yakın olduğu için onu daha yakından tanıma fırsatı buluyorum. Emma Stone mu, Arnold Schwarzenegger mi? Arnold Schwarzenegger, çünkü aksiyon filmlerini çok seviyorum. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Çetin Tekindor mu? Çetin Tekindor, gerçekten bu işin duayeni. İçeride dizisiyle de gönülleri bir kez daha fethetti. Serenay Sarıkaya mı, Cüneyt Arkın mı? Galiba Serenay Sarıkaya, çünkü göze hoş gelen bir görüntüsü var, izlemek keyifli. Bradley Cooper mı, Arnold Schwarzenegger mi? Bradley Cooper herhalde, çünkü bir önceki turda Jack Nicholson'ı elediğine göre benim hedefim onu finale çıkarmak. Çetin Tekindor mu, Serenay Sarıkaya mı? Gerçekten zor bir soru. Çetin Tekindor gerçekten büyük bir efsane. Ama içimden de Serenay Sarıkaya demek geliyor. Galiba Serenay Sarıkaya. Final Bradley Cooper ve Serenay Sarıkaya arasında. Bradley Cooper mı, Serenay Sarıkaya mı? Kesinlikle Bradley Cooper'ın hakkını yemek istemiyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve çok da yakışıklı. Ama bence Türk olmasından dolayı ve göze hoş gelen görüntüyle Serenay Sarıkaya şampiyonluğu hak ediyor. Eliye eliye gelmişiz diyecek bir şey yok. Gönlünden geçen oymuş sahiden de. Yani dediğim gibi o sonuca nasıl geldik bilmiyorum ama eğlenceli oldu. All-Star'la devam etmek istiyorum sohbetimize. Yani geçen seneye gideceğiz aslında, bu sene katılamadın All-Star'a. Geçen sene 2016'da smaç yarışmasında şampiyon oldun. Cedi Osman'ın da senin kompozisyonuna yardımıyla. Bu sene de yine kadroya seçildin ama Kasım'da bir sakatlık olduğundan dolayı katılamadın. Katılsaydın hakkında bir kompozisyon var mıydı geçen seneki gibi böyle özelinden? Aslında onu çok açıklamak istemiyorum. Belki ilerleyen senelerde gösterme fırsatım olursa diye tekrar. Şöyle söyleyeyim, Kasım'da ufak bir sakatlık vardı. Çok ciddi bir şey değildi ama smaçlar bildiğiniz gibi biraz patlayıcılık gerektiriyor, biraz efor gerektiriyor. O yüzden riske atmak istemedim. Çünkü bildiğiniz gibi Bahmet'e yeni geldim. Zor bir süreç, bu alışma, adaptasyon. Bir de sakatlıkla uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden biraz koruma tedbir amaçlı yarışmaya katılmamanın daha doğru olduğunu düşündüm. Ama tabii ki orada olmak, özellikle böyle anlamlı bir organizasyondur. Çünkü bildiğiniz gibi şehit ailelerine gidecekti buradan toplanan gelirler. O yüzden orada olmak, ben de buna destek vermek çok isterdim. Smaç yarışmasında bu olmadı ama maçta kendimi gösterme fırsatı yakaladım. Onun için de ayrıca keyifliyim tabii ki. Banvit'e geldikten sonra aldığın süre ve performansın da çok arttı. Kendini nasıl hissediyorsun Banvit çatısı altında? İyi hissettiğini tahmin ediyoruz tabii. Yani ki. Banvit'e geldiğim için tabii ki çok mutluyum. Normalde aslında böyle kamera karşısında çok gülen biri değilim. Ama şu an gördüğünüz gibi yüzüm gülüyor. Bu mutluluğumdan dolayı, o içimdeki huzurdan dolayı aslında biraz. Çünkü Efes'te bildiğiniz gibi çok fazla süre alamıyordum. Kısıtlı süreler alıyordum. Banvit'e gelişim hem basketbol anlamında hem de hayatıma yön veriş açısından benim için farklı bir heyecan oldu. Dediğim gibi normalde çok fazla gülen biri değilim. Sağ dışındaki tabii çok gülüyorum. Çok güldürmeyi de seviyorum. O ayrı bir konu. Ama bu mutluluğu siz de hissedebiliyorsunuzdur ben konuşurken. O yüzden benim için Banvit çok keyifli oldu. Özellikle küçük salon, taraftarlar çok tatlı. Gerçekten özellikle her maça gelen bir grup var burada. Benim adıma beste bile yaptılar yani şu anda. Beni çok etkiledi gerçekten. Bu beni besteye dahil ettiler. Bunlar çok güzel şeyler, çok özel şeyler. Burada ne kadar büyük bir aile olduğumuzun da farkına vardım. Ben de bu artık kulübün parçasıyım.
bu ailenin parçasıyım. O yüzden de çok mutlu, çok huzurlu hissediyorum. Bu arada bu senin için yapılan bestenin sözleri hakkında mı? Sana bunu söyler misin demeyeceğim. Öyle bir kötülük yapmayacağım, merak etmesin. Çünkü bilmiyorum, hani söylemek ister misin istemez misin ama ben cesaret edemezdim bana söylense. Yani ben de cesaret edemiyor olayım yani. Ben de cesaret sözleri edemeyeyim. Sözleri aklında mı? Sözleri aklımda. Bir gün maçta, hatta ilk maçıma çıkarken söylemeye başladılar hatta. Yani o kadar çabuk sahiplendiler beni. O kadar çabuk aralarını aldılar. O yüzden de çok keyifliyim. Gerçekten taraftar bana ayrı bir özgüven veriyor burada olmaktan. O zaman Bandırma'ya gelişinden bahsetmek istiyorum. Bandırma'ya gelmenle beraber ev düzenin de değişti tabii. İstanbul'dan buraya taşındın. İlk defa mı yalnız yaşıyorsun? Evet, aslında şöyle özetleyeyim o konuyu da. İstanbul'da sürekli ailemle beraberdim. Buraya gelişimle beraber tek yaşamaya aslında alışmaya çalışıyorum hala. Çünkü ailem bazen burada oluyor, bazen olmuyor. Genelde benimle olmaya çalışıyorlar, yalnız bırakmamaya çalışıyorlar. Ama sonuçta onların da İstanbul'da bir düzeni, bir hayatı var. Ablam İstanbul'da yine aynı şekilde. O da evli, evi ayrı ama sonuçta onlar da beraber zaman geçirmek istiyorlar. Bu yüzden onu ayarlamaya çalışıyoruz ama zaten ailem her zaman benim yanımda oluyor. Bana destek oluyorlar. Burada da yalnız bırakmıyorlar şu ana kadar. O yalnızlığı hissetmedim. Tabii ki tek kaldığım dönemlerde yemek konusu olsun vesaire biraz zorluyor beni. Yemek yapmayı da yeni yeni öğreniyorum açıkçası. Çünkü sürekli dışarıdan sipariş veremiyorsunuz. Ama her tek yaşayan bir genç gibi ben ilk öğrendiğim yemek makarna oldu. Onu da size samimiyetle söyleyeyim yani. Makarnanın ilerisinin de olduğunu düşünmüyorum zaten ben. Daha makarnadasın gibi geliyor, doğru yani mu? Yani daha makarnadayım. Sana bazı sorular sorduk biliyorsun. O soruların aynılarını ailene de sorduk. İstanbul'da senin evine konuk olduk. Acaba cevaplar tutmuş mu? Şimdi onu izleyeceğiz hep beraber. Sen de bilmiyorsun bunu. Evet, ben de bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Tahmin tahtası bölümü için bu sefer Furkan Korkmaz'ın İstanbul'daki evine gidiyoruz ve ailesinden sorularımızın cevaplarını alıyoruz. Furkan'ın en sevdiği yemek hangisidir? Pilav üstü kuru. Makarna üstüne ton balıklı. Pilav. Etli ekmek. Furkan'ın en sevdiği televizyon programı nedir? İçeride. İçeride. Yarışma. İçerideyim. Furkan'ın en sevdiği hayvan hangisidir? Köpek. Köpekleri çok sever. Ben güvercin beslediğim için inşallah güvercin demiştir. Yoksa arayı bozarız. Köpek. Güvercin herhalde. Furkan'ın en sevdiği mevsim nedir? Onu uyduracağım. Bilmiyorum. Yaz. Yaz çünkü eğlenmeyi seviyor. Kış. Kış. Ben soğuk severim. Furkan'ın en çok kullandığı kelime nedir? Tamam abla. He baba he. Yani. Abartma. Furkan'ın en sevdiği kişisel eşyası nedir? Cep telefonudur herhalde. Hiçbirimize vermez. Karizmatik şapkaları. Şapka, ayakkabı. Birbirinden ayıramayacağım iki eşya. Ayakkabı ve kep. Furkan neden ya da kimden korkar? Babamdan korkar çünkü çok sert bakar. Babası diyeyim, karizmamı çizdirmeyeyim artık. Hiçbir şey. Cevap yeterince açık bence. Furkan en çok hangi filmi sever? Karate Kid. Uzak Doğu filmlerini çok sever. Küçüklükten beri Kemal Sunal filmlerini sever. Recep İvedik. Kolpaçino. Furkan'ın en sevdiği müzik türü hangisidir? Türkçe pop müzik. Argon havalarını dinlemesini isterim ama yabancı ve Türkçe pop dinliyor daha çok. Yabancı pop. Müzik seviyor. Türkçe pop. Aklımda NBA ile ilgili birçok soru var aslında ama öncelikle draft gecesine götürmek istiyorum seni NBA parantezini açtıktan sonra. O gece nasıl geçti senin için?
O geceyi de şöyle anlatayım. Yine mil takım kampındaydık yaz olduğu için. Odada Ender abi, Birkan abi, Doğuş abi, işte Samet, Kenan, Cedi hep beraber oturuyorduk. Belki aklıma gelmeyen bir isim varsa beni affetsinler. Çünkü o gecenin heyecanı başkaydı. Belki yanımdakileri bile görmemiş olabilirim tam o anda. Çünkü çok farklı bir heyecandı benim için. Sonuçta draft olacaktım. Bir takım beni seçecekti ve hangi takım beni seçeceğini bilmiyordum. Tabii ki bazı tahminlerim, beklentilerim vardı. Gerçi beklentilerim gibi olmadığı için başka bir heyecana tanık oldum o anda. Benim için çok keyifliydi ve orada arkadaşlarla, abilerle, kardeşlerle beraber izlemek ayrı bir keyifli oldu. Çünkü hep beraber işte sıram geldiğinde, yani ismim açıklandığında hep beraber bir sevindik. Tabii ki beklemediğim bir sonuç aldım ama sonuçta artık bir NBA oyuncusu olarak bakılmaya başladım. Bu da benim için takım arkadaşlarımla beraber draft gecesini izlemek ayrı bir keyifti. Sosyal medyadan bahsedeceğim biraz programımızın bu bölümünde. Öncelikle sana sorayım, aran nasıldır sosyal medyayla? Instagram, Twitter, Facebook ne kadar kullanırsın? Çok fazla aslında paylaşım yapan biri değilim. Genelde çok özel şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Sürekli her gün başka şeyleri paylaşmak değil de gerçekten içime sinen şeyleri. Biraz o konuda aslında şeyimdir ben. Bir şeyin çok içime sinmesi lazım benim yapmam için. Bu bir fotoğraf bile atmak olsa, Instagram'a, Twitter'a vesaire bir tweet bile atmak olsa çok dikkat ediyorum o konuda, çok özen gösteriyorum. Ama onun dışında sosyal medyada çoğu şeyi takip ederim. Sosyal medyada olan çoğu şeyi bilirim. O konuda dikkatli olun yani. Biz senin için bazı tweetler derledik biliyorsun. Evinde onları beraber okuduk seninle. İzleyicilerimize dönüyorum hemen. Onları serbest atış bölümümüze götürüyorum. Ve Twitter'ın derinliklerinden çıkan Furkan Korkmaz yorumlarına bakıyoruz. Furkan Korkmaz'ın sesinden. Furkan Korkmaz kimdir ya? Milli takıma girmiş, sıfır savunması var. NBA'de havlu bile sallatmazlar bu vasıfısı da. Ya bence NBA takımı draft ederken bunları görmüştür diye düşünüyorum ama tabii yorum size kalmış. Furkan Korkmaz kocaman bir balondur. O zaman gel beraber uçuşa geçelim. Furkan Korkmaz'ın basketbolcu olduğu bir ülkede her şey normal. Hayır anlamıyorum, devede de boy var. Ama ben henüz basketbol oynayan deve görmedim. O yüzden yorum yapamayacağım. Furkan Korkmaz'ın ters turnike bırakıp kazanacağı smaç yarışmasını izlemek için sabırsızlanıyorum. Yani bence şampiyon olmak için yapılacak her şeyi yaptım. Masaların üstünden mi uçmadım? Kostümü değiştirmedim. Ya bu yeni yetme Ergen Bebe Furkan Korkmaz'dan bu kadar kısa sürede nasıl 9 sayı yiyebiliyoruz? Aklım almıyor. Bence 9'la kurtardıysanız yine iyi yani. Tabii biz çok da sevimli olmayanları seçtik birazcık senin için. Neler söyleyeceksin bu yorumlarının arkasından? Senin de yorumların bazen çok sevimli olmayabildi. Yani ben de karşılık vermeye çalıştım olabildiğince. Tabii ki bunlar güzel şeyler. Beni de yanlış anlamasınlar. Çok samimi bence bir sohbet oldu. Onlara da teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Senin basketbol haricinde farklı bir özel ilgi alanın olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü bütün hayatını basketbol üzerinden yaşıyorsun. Zamanının çoğu salonda geçiyor. Farklı ilgi alanları yaratmaya vaktin oldu mu? Aslında şöyle söyleyeyim, benim ayakkabılara ve keplere karşı büyük bir ilgim var. Evde de bir kep koleksiyonu yaratmaya çalışıyorum aslında kendimce. Yine aynı şekilde bütün ayakkabılarımı saklamaya çalışıyorum. Onlarla ilgili bir dolap oluşturmaya çalışıyorum. Bütün tarzda ayakkabıları, kepleri beraber tutabileceğim bir ortam aslında evde kurduğum gibi. Bununla ilgili de sürekli sosyal medyadan takip ediyorum. Gittiğim ülkelerden, gittiğim takımlardan veya takım arkadaşlarımdan çok beğendiğim kepler olursa alıp koleksiyonuma ekliyorum. Her maçtan önce mutlaka yaparım, şunu yapmadan maça başlamam dediğim bir şey var mı? Maça gitmeden önce, biliyorsunuz maçlardan önce genelde sporcular bir öğlen uykusu gerekiyor, ihtiyaç duyuyorlar buna. Ben de uyandıktan sonra genelde saçlarımla çok takıntılıyımdır aslında saçlarım konusunda. Çok fazla ilgi gösteririm, çok fazla bakarım. Yani hiçbir şey yapmasam bile aynanın karşısında bir oraya bir buraya dokunduğum zaman o benim içimi rahatlatıyor aslında. Maçtan önce de uyandıktan sonra saçlarım düzelsin diye, yataktan kalktığım gibi maça gitmeyeyim, sahaya çıkmayayım diye
duş alıyorum genelde. Ondan sonra saçlarımı şekil verdikten sonra sahaya çıkıyorum. Sevgili Furkan, çok enerjisi yüksek, çok güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Gerçekten çok keyif aldım. Size de şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'a döneceğiz tabii, haklısın. Aynen öyle, uzun bir yol sizi bekliyor. Basketbol Havası'nın sıradaki bölümünde haftaya sosyal medya üzerinden bakacağız. Twitter ve Instagram'da hangi hashtagler öne çıkmış, kimler gözde olmuş, en çok beğeniyi ne almış? İzliyoruz. Geçtiğimiz hafta Basketbol Havası hashtag ile paylaşılan fotoğraflar içinden basketbol heyecanını en güzel anlatan görsel işte bu fotoğraf oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın Twitter ve Instagram üzerinde en çok konuşulan, en sıcak maçı Banvit Pınar Karşıyaka mücadelesiydi. Ve bu hafta sosyal medyada işte bu paylaşımlar öne çıktı. Basketbol Havası'nda bir bölümün sonuna daha geldik. Umarız sizin de havanız biraz olsun değişmiştir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.